Şiirlerle Menkıbeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 90 kişi çağır Peygamber-i Zişan'ın mucizesi eseri az yemek çok kimseye yetiyordu ekseri. Mesela Resulullah Mekke'den hicretinde ve nurlu Medine'ye teşrif ettiklerinde, önce Hazreti Halit bin Zeyd Eba Eyyub'un hanesinde ikamet ettiler bir nice gün. Bu mübarek sahabi anlatır ki, bir kere yemek götürmüş idim Hazreti Peygamber'e. İki kişilik idi götürdüğüm o yemek. Zira Resulullah'la Ebu Bekir vardı tek. Bana buyurdular ki, haber ver sahabeye. Ensardan otuz kişi gelsin yemek yemeye. Peki ya Resulallah deyip çıktım o zaman. Yemeğe otuz kişi davet ettim ensardan. Onar onar oturup, yemek yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Sonra buyurdular ki, Ya Halit sen git yine, altmış kişi davet et yemek ziyafetine. Çağırdım, hepsi gelip yediler o yemeği. O altmış kişinin de doydular hepsi iyi. Sonra üçüncü defa buyurdu ki o server, Ya Halit, 90 kişi davet eyle bu sefer. Davet ettim geldiler, yediler o yemekten o doksan kişinin de doydu hepsi tamamen. Misafirler gidince, yemeğe ettim nazar. Gördüm ki, bir azalma olmamış, zerre kadar. Peygamber Efendimiz, mücahitlerle yine, bir sefere çıkmıştır Rumların üzerine. Eshabın geldiğini duyunca fakat Rumlar, fena halde korkarak, ortadan kayboldular. Mücahitler ordusu emriyle Resulün düşmanı o mevkide beklediler 20 gün. Sonra da Medine'ye dönüş için o server hareket emri verdi ordusuna bu sefer. Lakin acıkmışlardı mücahitler bu kere. Gelip arz eylediler bu hali o servere dediler ki bir şeyler yemek arzu ederiz zira açlıktan artık yürüyemez haldeyiz yere yaygı serdirip buyurdu ki o server getirin yanınızda ne mevcut varsa eğer kimi bir avuç buğday kimi hurma getirdi küçük bir tencerede bunları pişirttirdi ve dua buyurunca o nebi Zişan şan hakta ala yemeye bereket etti ihsan. O kaptaki yemeği dağıttı hesabına. Doldurdu hem de çok çok her birinin kabına. Otuz bin sahabinin kabına yemek koydu. Hepsi de o yemekten o gün yedi ve doydu. Koca İslam ordusu yedi de hepsi tek tek, Yine de tencerede eksilmedi o yemek.